Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta karşıma hep bir çocuğun isyan ettiği video çıkıyordu. O videodan sonra çocuk hakkında editler yapılmaya başlandı. İşte konuşuldu vesaire. Ben de bu olayı anlamaya çalıştım. Çünkü videoyu gördüğümde hiçbir şey anlamamıştım. Çocuk videoda bir kadına karşı isyanda bulunuyor. Buraya videosu atacağım. Lakin çocuğun yüzünü gözükmeyecek. Yani göstermeyeceğim kesinlikle. Çünkü ufacık çocuk hakkında çok saçma söylemlerde bulunmuşlar. Ondan dolayı kim öldürdü şey şey sen, Senin böyle konuşmanı kim sağlıyor? Şirin de kimi ne, demek, sen, ne demek Söyle Sen, sen de böyle konuşuyorsun? Söyle. Sonrasında öğrendim ki bu çocuk sınıf anneliği hakkında dediğimiz bir şey tepki göstermiş. İşte bu sınıf anneleri kendilerini ne sanıyorlar ki falan işte ağamlar mı paşalar mı falan diye. Tatlı bir tepki göstermiş. Bir yaşı küçük. Hani bu tepkiye insanların işte küfür etmesi çocuğa yanlış tabii ki de. Burada çocuk gerçekten haklı bana göre. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı da çocuğa hak vermiş ki sınıf anneliği uygulamasını kaldırdı. Şimdi öğretmenle veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara da sebep olan sınıf annesi uygulamasına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yasak geldi. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı gibi büyük bir kurumun ufak bir çocuğun tepkisine, isyanına karşı bu uygulamayı kaldırmasından sonra bu çocuk hakkında şey işte imparator, büyük adam olacak falan diye mizahlar yapıldı. Benim de hoşuma gitti tam mizahlar. E Sınıf anneleri ilkokulda olur bildiğim kadarıyla tabii. Ve çocukları yönetme, eğitim gibi şeyler yaparlar. Görevleri evet. olması lazım. Bazen tabii çocuğun oyununa karışabiliyorlar, konuşmak istemesine karışabiliyorlar. Ve şu da var, okul sadece bir öğrencinin gidip eğitim gördüğü bir yer değildir. Okul işte öğrencinin arkadaşlarıyla sohbet ettiği, eğlendiği yerdir. Çünkü okulu sadece bir eğitim e, görmek için gittiğimiz bir yer olarak bize gösterirseniz çocuklarımıza daha doğrusu. İleride yarın bir gün çocuklarımız der okul benim için bir hapishane der. Yani bundan dolayı da e, MEB'in böyle bir karar alması çok güzel oldu. İlk defa bir öğrencinin üstelik küçük bir çocuğa, küçük bir olayı daha doğrusu tepki göstermesi MEB'in işine yaramış ve doğru bir karar vermesini sağlamış. Tekrar söylüyorum hasta olduğum için sesim biraz böyle çatallı çıktı. E, bir sürü insan olduysa affolu değilim.